24. Uygulama Özdeşliklerin Cebirsel ve Geometrik Temsilleri Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. A. A virgül B birer pozitif gerçek sayı ve B küçüktür A olmak üzere A artı B üzeri 2 ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz denmiş. O zaman şöyle yapalım. A artı B'nin karesi A artı B çarpı A artı B. Dağılma özelliğini uygulayalım. Evet A çarpı A A kare A çarpı B A B. E, B çarpı A bu da AB. B. çarpı B de B kare. Düzenlediğimizde A kare artı 2 A B artı B kare olur. B aşağıda bir kenar uzunluğu A artı B birim olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. 1. Bir, bir kenar uzunluğu a birim olan kare, 2. kısa kenar uzunluğu b, uzun kenar uzunluğu a birim olan dikdörtgen, 3. kısa kenar uzunluğu b birim, uzun kenar uzunluğu a birim olan dikdörtgen, 4. bir kenar uzunluğu b birim olan kare. 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz denmiş. Şimdi 1 numaralı alan kare olduğu için arkadaşlar a kare. 2 numaralı alan dikdörtgen olduğu için Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı yani A çarpı B. 3 numaralı alan da bununla aynı dikdörtgen. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 4 numaralı alan ise arkadaşlar yine bir kare. Bunun kenarı B olduğu için bunun alanı da B kare olur. C şıkkı. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız. Şimdi biz A şıkkında bir kenarı A artı B olan karenin alanını A kare artı 2AB artı B kare bulmuştuk. Şimdi B şıkkında da 4 bölüme ayrılmıştı. 1, 2, 3, 4. 1 numaralı alan A kare, 2 numaralı alan AB, 3 numaralı alan da AB, 4 numaralı alan da B kare. Şimdi bu 4 bölgenin toplamı karenin alanına eşitti. Dolayısıyla bunları düzenlediğimizde A kare artı 2AB artı B kare buluruz. Bunlar birbirine eşit olur. 2. A, B birer pozitif gerçek sayı ve B küçük A olmak üzere a eksi b'nin karesi ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz denmiş. O halde a eksi b çarpı a eksi b yapacağız bu sefer. Dağılma özelliği a çarpı a, a kare. a çarpı eksi b, eksi a b. İşte eksi b ile a'nın çarpımı eksi a b. Eksi -b, b ile eksi b'nin çarpımı artı b kare. Düzenleyelim. a kare eksi 2 a b artı -b, -b, b kare olur. B. Aşağıda bir kenar uzunluğu A birim olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. 1. Bir kenar uzunluğu A eksi B birim olan kare. 2. Bir kenar uzunluğu B birim. Uzun kenar uzunluğu A eksi B birim olan dikdörtgen. 3. Kısa kenar uzunluğu B birim. Uzun kenar uzunluğu A eksi B birim olan dikdörtgen. 4. Bir kenar uzunluğu B birim olan kare. 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz. Evet. 1 numaralı karenin alanını bulalım. Kenarı a eksi b olduğu için a eksi b çarpı a eksi b diyoruz arkadaşlar. Evet buradan a kare eksi 2ab artı b kare çıkıyor. Yukarıda yapmıştık. 2 numaralı alan. Evet bir kenarı b bir kenarı da a eksi b. Bunu çarptığımızda ab eksi b kare buluruz. 3 numaralı bölgede aynı bununla Gene B çarpı A eksi B. Bu da işte AB eksi B kare. AB ile B aynı şey kafanız karışmasın. 4 e, numaralı bölgede bir karedir arkadaşlar. Kenarı B olduğu için direkt B kare yazarız. Karenin alanı. C. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız denmiş. Şimdi A şıkkında arkadaşlar biz A eksi B'nin karesini bulacaktık. Yani bir numaralı bölgenin alanı. Bir numaralı bölgenin alanı A eksi B'nin karesi bu. Şimdi e, bu toplam karenin alanı A karedir. Bu A kareden 2, 3 ve 4 e, numaralı bölgelerin alanlarını çıkararak buluruz. Şimdi 2, 3 ve 4 numaralı alanları toplayalım. 2 numaralı alan AB eksi B kare. 3 numaralı alan AB eksi B kare. 4 numaralı alanda da B kare. Evet. Şimdi bu üçünün toplamı e, A kareden çıkarılırsa geriye 1 numaralı alan kalır. Devam edelim. Şimdi A kare eksi. İçeride bakın e, şu eksi B kare ile bu B kare birbirini götürür. Şurada bir AB var. Burada da bir AB var. 2 AB bir de eksi B kare var. Şimdi Parantezin önündeki eksiği parantezin içerisinde dağıtırsak şöyle oluyor bakın. a kare eksi 2ab artı b kare oluyor. Zaten biz a şıkkında bu eşitliği bulmuştuk. 3. a virgül b birer pozitif gerçek sayı ve b küçük a olmak üzere a eksi b çarpı a artı b ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz denmiş. a eksi b ile a artı b'yi çarpalım. Dağılma özelliğini kullanıyorum. A kare artı AB eksi AB eksi B kare. Burada artı AB ile eksi AB birbirini götürür. Geriye A kare eksi B kare kalır. Bu iki kare farkı özdeşliğidir. Evet B şıkkı. Aşağıda bir kenar uzunluğu A birim olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. 1, 1 kenarın uzunluğu a b olan kare. 2 kısa kenar uzunluğu b uzun kenar uzunluğu a b birim olan dikdörtgen. 3 kısa kenar uzunluğu b uzun kenar uzunluğu a eksi b olan dikdörtgen. 4 bir kenar uzunluğu b birim olan kare. 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını bulunuz. Evet 1 numaralı bölümün alanını buluyorum. Kenarı a eksi b olan kare. Bunu açtığımızda kare eksi 2ab artı b kare olur. 2 numaralı bölgenin alanını buluyorum. Kısa kenarı B, uzun kenarı A eksi B olan dikdörtgen. Çarparsam AB B eksi B kare olur. 3 numaralı alanı buluyorum. Bu da aynı. Kısa kenarı B, uzun kenarı A eksi B olan dikdörtgen. Çarpınca AB eksi B kare. 4 numaralı bölgede zaten B kare. C. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız denmiş. Şimdi bu karenin tamamının alanı arkadaşlar A karedir. Bu A kareden 4 numaralı bölgenin alanını çıkarırsak geriye 1, 2 ve 3 numaralı bölgenin alanları toplamı kalır. Evet. Şimdi bunları toplayalım o zaman. 1 numaralı alan a kare eksi 2ab artı b kare. 2 numaralı alan ab eksi b kare. 3 numaralı alanda ab eksi b kare. Evet burayı düzenleyelim. a kare var. Şimdi şuradaki artı AB artı AB ve şuradaki eksi 2 AB birbirini götürür. Şimdi buradaki artı B kare ile eksi B kare birbirini götürür. Geriye B kare kalır. Evet bakın eşitlik bu şekilde doğrulanmış oldu. 15. sıra sizde. A artı B'nin karesi eksi A eksi B'nin karesi eşittir. 4 AB özdeşliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı bu özdeşliğin doğruluğunu cebirsel olarak gösteriniz denmiş. Evet hemen gösterelim. Ee, a artı b'nin karesini açıyorum arkadaşlar. A kare artı 2ab artı b kare. Sonra a eksi b'nin karesini açıyorum. A kare eksi 2ab artı b kare. Evet bunları çıkaracağım birbirinden. Önce birinciyi yazıyorum. Eksi. Şimdi ikinciyi yazıyorum. Şimdi bu ikincinin önündeki parantez var ya. Bunu parantezin içerisine dağıtıyoruz arkadaşlar. a kare artı 2 ab artı b kare eksi a kare artı 2 ab eksi b kare oldu bakın. Şimdi gidenlere bakalım. Bakın buradaki a kare ile buradaki a kare gidiyor. Buradaki b kare ile buradaki b kare gidiyor. Artılar eksi her birbirini götürüyor. Burada bir 2 ab var. Burada da 2 ab var. Topladığımızda 4 AB oluyor. B şıkkı yanda bir kenar uzunluğu A artı B birim olan kare verilmiştir. Bu kare 4 eş dikdörtgen ve bir kare olacak şekilde 5 parçaya ayrılmıştır. Yukarıda verilen özdeşliğin doğruluğunu geometrik temsiller yardımıyla gösteriniz denmiş. Evet şöyle yapacağız arkadaşlar. İçerideki kare var ya bu içerideki karenin bir kenarı A eksi B'dir. Şöyle bu tamamı A artı B'nin karesi oluyor. İçerideki pembe kısım ise arkadaşlar A eksi B'nin karesi oluyor. Şimdi bu çıkarma işlemini yapınca geriye şurada 4 tane mavi dikdörtgen kalıyor birbirine eşit. Bunlar da zaten her biri AB olduğu için 4AB oluyor. Evet bakın yukarıdaki özdeşlik bu şekilde çıkmış oldu. Yani bunu açtık a kare artı 2 AB artı b kare. Burası da a kare e, artı 2 AB artı b kare oldu. Çünkü önü de eksi vardı. Bunlar birbirini götürdü. Geriye 4 AB kaldı.